Barış Eren Toylan sormuş. Artık birçok çocuğun annesiyle babası birbirinden nefret ediyor. Bunun sonucu olarak yeni gelen nesiller bundan nasıl etkilenir demiş. Problem. Problem. O yüzden anne ve babaların da biraz önce dediğim gibi yani hepimizin toplumsal eğitim alması lazım. O yüzden biraz önce dediğim gibi yani ben, ailem, çocuklarım yani ben, eşim ve çocuklarım bu çok önemli bir yapı. Ve bunu toplum olarak doğru oturtmak zorundayız. Anne ve baba birbirinden hoşlanmaması, iki zıt kutup oldukları için kadın ve erkek doğanın iki zıt kutupu çünkü. Tamam. Normal. Normal. Ama bunları doğru bir şekilde mutabakata getirirsek o zaman hayatları bütünlük içerisinde olur. Çünkü kadın da eksik bir varlık, erkek de eksik bir varlık. Şimdi kendilerini öyle görmeseler de çünkü dediğim daha önce dediğim gibi süpermarkete gidip herkes kendi alışverişini kendi yapıp kendi yemeğini yaptığı için kimse diyor ki benim birisine ihtiyacım yok ki. Herkes o mantıkta ama bu tümüyle yanlış. Çünkü ruhen birisine ihtiyaç var. Tamam. O yüzden insanın en büyük problemi yalnızlık. Başkalarına güvenememek. Yani tedirginlik, stres, gerginlik bunlar hep başka insandan alamadığım hislerden kaynaklı şeyler. O yüzden insanla insan ilişkisi çok önemli. Bu nedenden dolayı anne ve babaların da geçimsizliklerini nasıl geçimli hale getireceklerini anlamaları lazım. Neden kavga ettiklerini öncelikle bilmeleri lazım. Kavga etmelerinin birincisi normal olduğunu ama şeklinin, şemalinin doğru bir şeye oturtulmasının gerektiğini anlamaları lazım. Zaten neden kavga ettiklerini anlarlarsa o zaman yaklaşımları da değişir. Çünkü öncelikle 21. yüzyılda bir de rekabetçi bir evlilik var. Yani kadın koca birbirine rakip gibi. Böyle evlilik olmaz ki. Kadın ve kocanın, kadın ve erkeğin birlikteliği tamamlayıcı olması lazım. Rekabetçi değil. Yani kim kimi kontrol ediyor mantığıyla insanlar yaşıyorlar. Böyle bir şey mi olabilir mi yani? Eğer seviyorsan eşini, yani onu kontrol etmekle mi, kontrol ederek mi yaşayacaksın? Nasıl yani, o seni mi kontrol edecek, sen mi onu kontrol edeceksin? Nasıl olacak bu iş? Bu işler olmaz. O yüzden iki zıt gücün birbirini tamamlamasıyla olur her şey. O yüzden ne gece olabilir sürekli, ne gündüz olabilir sürekli. İkisi birbirinin ahenki uyumu içerisinde akışıyla olması lazım ki gün be gün birbirimizi tamamlayarak ilerleyelim. O yüzden anne ve babanın da yani evlenmeden önce herkesin alması gereken eğitim bunlar. Ama şu anda bu koşuldayız madem. Çocukları elbette olumsuz etkileyeceği kesin. Ama çocuklara da aktarabilmeleri için anne ve babanın evet doğru anlaşamadığımız zamanlar oluyor. Çocuğa bunu da anlatmak lazım. Doğru değil mi? İnsanlar sürekli anlaşamıyor. Bir anlaşmada yani farklılıklar olabilir. Ama anne ve baba aynı zamanda bunu hep sevgiyle örtüp tekrar aileyi bir arada tuttuklarını göstermeleri lazım çocuklara. Ki çocuk şunu anlasın, evet ya birisiyle aynı fikirde olmayabilirim, tartışabilirim. Ama bunun böyle gitmeyeceğini bilmesi lazım. Bunun böyle gitmemesi gerektiğini görmesi lazım ailede. Bunu görmesi lazım. Bunu da anne ve baba gösterebilir ancak onların da anlamaları lazım. Hepimizin evinde öyle, bizim evimizde de öyle. Ben bizim evimizde de her şey şeylik değil öyle. Her evde vardır bu. Ama Altan biliyor ki evet. Evet tartışabiliyoruz anneyle, evet sıkıntı yok ama böyle gitmiyor gördüğün gibi. Seninle de bak ne yapıyoruz, bazen tartışıyoruz öyle değil mi? Ama kucaklaşıyoruz ondan sonra. Çünkü sen de ben de biliyoruz ki aramız kötü kalamaz. Çünkü biz bir aileyiz. Yani çocuk da bunu anlaması lazım diyalogda. Görmesi de iyi. Anlaması, çözüme nasıl geldiğini de görmesi iyi. Evet. Tartışabiliyorlar, münakaşa edebiliyorlar. Benimle de münakaşa edebiliyor. Babam bana da kızabiliyor. Tamam. Ama bu kızdıktan sonra tamam olay kapanıyor. Yani bana bir nokta atışı yapıyor. Kızıyor, konuyu gösteriyor. Ama bozuk kalmıyor. Ondan sonra tekrar sevgi rutinimize daha güçlü bir şekilde dönüyoruz. Niye? Çünkü problemin üzerine tekrar sevgiyle örtersem ilişkimiz de güçleniyor. O yüzden inişli çıkışlı olması sorun değil ilişkilerin. İlişkiler böyle lay lay lom zaten sürekli gidiyorsa bir orada kesin bir
problem. Kesin bir nane var. Umursuzluk vardır büyük ihtimalle. Umursamazlık mı derler ya da nasıl derlerse Türkçe. Bu. O yüzden iniş çıkış olması normal. Ama her ailede bunu nasıl mutabakata getirildiğini bilmesi lazım herkesin. Çocukların da.